Erdem Bey tekrar hoş geldiniz hoş diyeceğim ama yani korkmayın. Yanımda gördüğüm şeyi gördükten sonra hoş mu geldiniz artık ne hoş, bilmiyorum. Hiçbir zararım olmaz. Ben sizi çok seviyorum. Ya teşekkür ederim. Türk halk müziğini çok seviyorum. Türk halk müziği severleri çok seviyorum. Herkes ekran başına kilitlenmişler. Anadolu'dan seyrediyorlar, köylerden seyrediyorlar. Herkes bizi seyrediyor. Nedir onun için, bu? Bu şey, neye benziyor sizce? İnanın hiç bilgim, ilgim yok yani. Hani. Böyle görseniz bunu, baksanız bir vitrinde falan görseniz ne düşünürsünüz? Yani tehlikeli. Şeyde kullanılan. Anlarsınız, korkarsınız da biraz. Ne derler? Nerede düşünün bakalım. Tarlada falan. Evet. Şimdi bak orada öyle bir şey oldu belli de. Kopya çekin, oradan kopya çekin. Ha, tabii. Ha, şimdi siz testeresi. Müzisyen bir kimliği olan bir sanatçı, yorumcu kişisiniz. Tabii ki hani bağlama desek veya bir müzik alet desek çok iyi bilirsiniz. Ama bakın bizim insanlarımız arasında belki sizin gibi yabancı olanlar olabilir ama Anadolu'da, köylerde tabii hatta birçok kişinin gerçekten sevgili seyirciler ihtiyaç duyabileceği, hani sağ kolum diyebileceği bir üründür bu. Bakın benim de zaten sağ elimde duruyor. Şimdi sizinle birlikte konuşacağız. Bana da anlatın, ben de öğreneceğim. Şimdi sizin Anadolu'da inanıyorum ki pek çok seyirciniz vardır şu anda ekran tabii başında ki sizleri seyreden ve sizin bu programınızı seyreden seyircilerimize şimdi biz bakın ekranın altında yazıyor. Teleskopik dal kesme testeresi. Hatta ben devamını getirmek istiyorum. Bir de makasımız var. Yani teleskopik dal kesme testeresi ve makası. İkisi bir arada iki işlev gören bir ürünle geldik. Değerli seyirciler, bakın kullanması çok pratik. Hiçbir korkacak, telaşlanacak, hani bir tehlike arz eder mi gibi düşünceniz evet olmasın. Ben zamanında, şimdi sevgili seyircilerimize anlatıyorum. Ben doğru adam Erdem olarak buradayım. Her şeyin doğrusunu anlatırım. Ben zamanında motorlu testere de anlattım. Bakın böyle ürünlerle de çıktım ekran başında. Sevgili seyircilerimizle buluştum ama inanın ki onu anlatırken bile zaman zaman bir korku, bir ürperti olmuştu içimde. Evet. Ağırdı. Taşıması ağırdı. Tek kolumla belki kaldırırdım onu seyircilere göstermek için ama çok da zorlanırdım. Şimdi artık tehlike arz etmeyen, herkesin pratik kolayca taşıyabileceği, kullanabileceği, herhangi bir tehlikesi olmayan, büyüğünden küçüğüne herkesin hem dal kesebileceği hem de budama işlemi yapabileceği, 2,5 metre uzayan sopasıyla, bakın teleskopik bir sopası var, 2,5 metre göstereceğim, uzayabilen müthiş bir dal kesme testeresi ve makası diyoruz. Bakın, ağırlığına bakabilir bakın buyurun, buyurun, buyurun ağırlığına da bakın şöyle bir. Bir ağırlığı yok bakın ya öyle. Şimdi ben sizin elinize bir ağırlık yok yani. Motorlu testere versem hiç böyle elinize alamazsınız. Böyle bu. Evet. Bakın, bu şekilde mi? Bu şekilde. Bakın gösterinler. Hemen açıldınız zaten. Olayı çözdünüz. Evet. Bakın. Ay, buyurun buyurun. Aa, dağda gidiyor bu. Gider gider. Açın. İleri doğru ittirin. İttir. Hiç çekinmeyin. Korkmayın. Açın. Düşmez açın mi? Yok, bir şey olmaz. Açın bakın bakın. Şöyle biraz geri gelecek şekilde. Ha, tamam. Evet, gösterelim. Hani kameramızın kadrajından çıkmayalım. Tamam. Bakın görüyor musunuz? 2,5 metre. Daha da uzuyor bu. Şimdi sevgili seyirciler 2,5 metre uzuyor ama ucundaki palası testeresiyle bu 3 metreyi buluyor. Şimdi orada da bir ip sallanıyor. Evet, o ne? Seyircilerimiz diyecekler bu olta ipi midir sallanıyor burada. Şimdi onu anlatacağız. Kullanması çok keyifli, çok eğlenceli. Hani yanınızda da bir arkadaşınız şöyle varken bir dal kesme işlemi, bir budama işlemi varken yanınızda arkadaşınızla sohbet ederken çok keyifle çalışacağınız bir üründür, bir cihazdır, bunu söylemek istiyorum. Dal kesme ve budama testeremiz ve makasımız. Kullanması keyifli. Bakın yüzünüzde bir tebessümlük oldu. Evet. Tehlikesi yok. Şimdi bakın ben göstermek istiyorum. Sizden alayım. Tabii. Bakın sevgili seyirciler 2,5 metre. Açtık bakın şöyle açtık. Şöyle bakın 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 nasıl gidiyor bak. Şimdi bunun özelliği nedir? Açmışken gösterelim. Şöyle ha. Şimdi diyelim ki burada bir dal var. Nasıl evet alsın kameramız açısından şöyle. Tam bu palanın testlerine isabet ettiği yerde bir dal var diyelim. Hı-hı. Şu anda 2,5 metresini açtım. Ve ben bunu uzanamıyorum. Evet. Ağaca çıkacak halim yok. Veya balkondayım. Oradaki dal beni rahatsız ediyor. Kesilmesi gerekiyor. Bakın bu 2,5 metre ne kadarsa ihtiyaç duyduğunuz uzunluk ne kadarsa 2,5 palasıyla 3 metreyi buluyor. Hı-hı. İhtiyaç oranında bu teleskopik sopasını uzatıyorsunuz ve dala evet dayıyorsunuz böyle. Bakın şu şekilde git gel hareketleriyle. Orada dal var. Dal öyle var, hayal kesiyor. Böyle gayet de sağlamdır, körelmez. Özel bir alüminyum malzemeden yapıldığı için sevgili seyirciler paslanma olmaz, körelme olmaz. Sağlamdır. Dalı bununla kesiyorsunuz. Hatta gerekli şekilde inceltiyorsunuz. Sonra dalı diyelim incelttiniz, kesmek istiyorsunuz, makasına ihtiyacınız var. Bakın şimdi onu da gösterelim Mina Hanım. Evet, bakın makası çok basit. Nereden bakın, çıkacak bu iplikler ne işe yarıyor? Bakın bu ipi görüyor musunuz? Ha. Bu ipi alıyorsunuz böyle, uzatıyorsunuz yine aynı şekilde. Şu kameranın açış, görüş açısına göre ayarlayalım. Şöyle bakın, ipi uzatıyorsunuz. Şimdi ben böyle tutuyorum. Sevgili evet seyirciler bakın, buradaki dalı keseceğim. İncelttim veya bir dal var orada. Kalın bir dal değil de ince bir dal var. Makas da işimi görecek şekilde. Burada ipini bakın şöyle çekiyorum. Bakın
Makas açı kameramızın açısından görecek şekilde nasıl döndürebiliriz onu? Şöyle evet. Al. Bakın şu anda aldık. Görüntü olsun diye ben bu şekilde alıyorum. Bak ipi çekiyorum. Hop kesiyor. Ben size yardımcı olayım. Siz dur buyurun tutun siz yapın yok, hanımefendi ben, olarak. Ya yok ben bakın. Beceremem de. Tutması bu şekilde. Çekin ipi. İpi çekin. Komple korkmayın. Çekin. Ha, daha da gidiyor. Evet gidiyor. Bakın ipi kesince makas devreye giriyor. Evet, makas çalışıyor. Evet. Görüyor musun sevgili seyirciler? Çok zevkli. Aa çok o tatlı. Makasın içine giren dal yandı. Tık diye evet. Kesip bakıyor. Çok keskin. Ben tırnağımın ucunu koydum. Tırnak makası gibi bir riske attım. Anında götürdü. Çok keskin. Aa, çok basit. Çok basit. Bunu özellikle söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Kullanması çok pratik. Bak bu makas diyelim ki testeresiyle incelttiniz. Evet gidiyor. Bu makasın arasına tamam. Soktuğunuz zaman dalı tık diye kesiyorsunuz. Şimdi bunu şu amaçla kullanabilirsiniz. Şimdi bakın. Buyurun. Diyelim ki değerli seyirciler. Benim evimin önünde bahçem var. Budanacak dallar var. Eğilip çömelip de şöyle üşeniyorum arkadaş. Üşeniyorum o şekilde yapmaya. Ne yapacağım o zaman? Bakın göstereceğiz. Kamera beni takip etmesi gerekiyor. Ben şu anda bana göre biraz hareket evet. edeceksiniz. Ben şimdi aşağı indiriyorum. Bakın. Aşağıya indiriyorum. Bakın. Şimdi diyelim ki burada dallarımız var. Budaca. Bakın. Şu şekilde dalları. Bakın gösteriyor musun? Bakın. Şöyle tık 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 tık. Çok amaçlı. Aynen şöyle. Bakın kesiyorum. Dalları kesiyorum. Kese kese ilerliyorum. Şimdi bu nedir? Diyelim ki sırtında ağrı var. Belinde ağrı var seyircimizin. Eğilmek istemiyor. Tabii yani. Hani dizi ağrıyor olabilir, sırt ağrıyor olabilir. Burada ipinden gayet rahat bir şekilde uzatıyorsunuz. Hiç eğilmeden ayakta, ayak üstü dallarınızı buluyorsunuz. Bakın şöyle çekiyorsunuz. Ben şu an hani stüdyo ortamı müsait olsa sonra da açıp göstereceğim ama hani kameramızın da tabii saygı duymamız lazım. İmkanlara göre hareket ediyoruz değerli seyirciler. Bakın şu şekilde. Bakın koyuyorsunuz. Budama işlerinizi yapıyorsunuz. Böyle bakın değdiği an tık kesiyor. Böyle tık ucuna geldiği zaman tabii o dalın mesafesi var belli bir şekilde. Araya koyduğunuz ipi çektiğiniz zaman kesip atın. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz bu şekilde. Hızlı bir şekilde yaparak tabii. ilerleyebilirsiniz. Şimdi diyelim ki makaslık değil de kalın bir dal var yani. O zaman sevgili seyirciler ne yapıyorsunuz? Bakın palasını ucuyla, ucuyla şöyle kese kesiyorsunuz. Kesiyorsunuz. Diyelim ki kestiniz ama orada hani yeterli ince geldi. Bu sefer de makası devreye sokuyorsunuz. Makası devam ettiriyorsunuz. Şimdi keyifli ve güvenilir alışverişin telefon numarasını hatırlatıyoruz. 0212 233 36 36. Bir kere daha söyleyelim. 0212 233 36 36'yı arıyorsunuz değerli seyirciler. Her yerde bulunmayan. Bazı yerlerde var ama satış fiyatı 199 TL. Bakın ekranın sağ altında evet. yazıyor ama üzerinde de bir çarpı işareti var. Biz 199 TL'ye değil, elimizde 150 adet var şu anda. İlk arayan 150 kişiye 99 TL'ye Türkiye'nin her yerine bu fiyatla göndereceğiz. Ama sevgili seyirciler 0212 233 36 36'yı aradınız. Çok güzel. Kargo KDV dahil 100 TL değil 99 TL'ye göndereceğiz. O da çok güzel. Ama seyirci soruyor şu anda. Diyor ki Erdem diyor anlatıyorsun ama diyor bunu bu şekilde mi göndereceksiniz bize diyorlar. Tabii. Bu şekilde nasıl göndereceksiniz bunu diyorlar. Hani bunu niye anlatmıyorsun, bunu niye söylemiyorsun diye soruyorlar. Şimdi o zaman göstereceğiz. Bakın yavaş yavaş kaldıracağım. Söylüyorum, haber veriyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Hop şöyle. Bakın dikiyorum şimdi. Şimdi tavanımıza bile değiyor. Görüyor musunuz? Evet. Gayet uzun. Şöyle aşağı. Hazır mısınız? Küçücük bir şey mi kaldırıyor? Hoppa. İndirdik aşağıya. Şimdi değerli seyirciler. Bakın geldik işin güzel tarafına. Sevgili seyircilerimiz soruyorlar. Haklı olarak. Ya siz bunu söylüyorsunuz ama bu şekilde bir bize gelecek. Bu nasıl gelecek? Benim ufak çocuğum var. Bakın stüdyomuzda bile çocuklar var şu anda. Koşturuyorlar sağa sola. Şimdi evinde hani küçük çocukları olan hanımefendiler, beyefendiler ben sorabiliyorlar. Tedirgin olurlar. Yani bu tabii. şekilde biz bunu evin bir kenarında muhafaza edeceğiz ama çocuk gelir bunun parmağını keser bir şey olur. Bu şekilde mi göndereceksiniz? Veyahut da bu şekilde mi saklayacağız? Asla. Bakın. Merak et. Şimdi burada bir vidası var. Döner vidası var. Şöyle. Mina Hanım bakabilirsiniz. Şurada. Bakın kameramız oraya göster. Şurada gördünüz mü? Evet. Bakın bu parça döner vidadır. Ben şimdi çıkarmayacağım bunu. Gerek yok ama görsünler. Bu parçayı şöyle çeviriyorsunuz değerli seyirciler. Bakın şu parçayı çevirdiğiniz zaman ne oluyor? Bu parça buradan çıkınca bu pala tık elinize geliyor. Gitti. Testere gitti. Testere kısmı gitti. Kaldı bu parça. Ne oldu? Tehlike ortadan kalktı. Ama şimdi bu parçayı da tabii çıkartırsanız ne olur daha iyi muhafaza edersiniz. O zaman bakın onu da şimdi döndürüyorum şöyle. Bakın kameramızı alacak. Şurada bakın şurada yıldız tornavidaların hatta birçok evet. tornavidayla uyumlu bir vidamız var burada. Hemen tornavida takıyorsunuz bunu çevirdiğiniz zaman şu şekilde bu vidayı çıkartıyorsunuz. Hop bu parça da gelip buradan çıkıyor. Kaldı size. Kaldı pala gitti. Palanın takılı olduğu makasın olduğu parçayı da çıkardınız. Ne oldu? Şöylecik, şuncacık bir sopası kaldı. Teleskopik sopası kaldı geride. Bu parçayı alıyorsunuz. İstediğiniz şekilde dolabınızda koyun bir poşete muhafaza edin.
Parçayı da çıkartın, ayrı bir kenara koyun. Sopa kaldı. Teleskopik sopa sevgili seyirciler. 2,5 metre uzayan sopamız odur. O da bakın şu kadar bir yüksekliği var yerden. Bu şekilde. Hepsi çıktıktan sonra bu sopa böyle içe geçmeli olduğu için, evet, teleskopik evet, olduğu için bunun da mesafesi bu kadar. Dolabınıza koyun. Arabanızda seyahat ederken bagajınıza yerleştirin. Sopasını ayrı koyun. Bıçağıyla makasın olduğu, yani testereyle makasın olduğu parçayı da ayrı bir çantanıza koyun. Hem bagajda muhafaza edebilirler, evlerinde muhafaza edebilirler. Evet. Hiçbir tehlikesi böylelikle olmadığını burada ispat etmiş olduk. Yani sanmasın ki hiçbir seyircimiz hani bu şekilde bunu göndereceğiz. Tabii ki bu şekilde gelmeyecek bu. Siz kendiniz ihtiyaç hasıl geldiğinde sopasını üstüne bu parçayı vidalayacaksınız. Buradaki vidasından da palasını takacaksınız. Bismillah diyeceksiniz sevgili seyirciler. İşe koyulacaksınız. Her şey düşünülmüş. Evet. Şimdi Mila Hanım siz ne dediniz? Ben dediniz işte bu cihazı ilk defa, böyle bir ürünü ilk defa görüyorum. Yani, tabii. Bir an hatta ürktünüz de ilk gördüğünüzde. Şimdi ben size şöyle tutalım. Tamam, bu şekilde kameramızda alacak onu. Hı-hı. Şimdi ürktünüz. Bir bayan olarak değil mi? Neyse bir ürktünüz. Yani, yabancı geldiniz. Yabancı bir şey tabii. Diyelim ki burada ekran başında biz de seyircilerimizle birlikte konuşalım. Sohbet edelim, hı-hı, sizinle. Şimdi yazlığa gittiniz veya köye gittiniz. Babaanneniz inşallah yaşıyorlar bilmiyorum ama. Yaşıyor babaanneniz. İnşallah Allah sağlıklı uzun ömür, hı-hı, versin. Anneannenizin yanına gittiniz. İşte babaannenizin veya bir büyüğünüzün bir memlekete, hı-hı, köye gittiniz. Bahçesinde dut ağacı var. İşte erik ağacı var. Kiraz ağacı var. Dalları bastı kiraz. Gel oğlum yaz. Biraz aklıma geldi şimdi. Şimdi siz bir iki ay kalacaksınız, bir 15 gün kalacaksınız. Şimdi ağaca mı çıkacaksınız? Orada bir dal var, kesilmesi icap ediyor. Veyahut da hani bir budama işlemi var. O büyüğünüze, işte o akrabanıza yardımcı olmanız gerekiyor. Tabii biz şimdi durumun zorluğunu buradan bilmiyoruz. Ama orada yaşayanlar, bu işi sürekli yapan çiftçilerimiz olsun, bağı bahçesi olan, onlarla ilgilenen dostlarımız, büyüklerimiz tabii ki işin zorluğunu daha çok biliyorlar. Evet. Ve bu işlerini çok kolaylaştıracak. Bizim de amacımız bu zaten. Bir de bizim amacımız nedir? Mina Hanım gibi hani ilk gördüğünde belki biraz ürken, hani ona çok yabancı gelen bu dal kesme testeremiz ve budama makasımızla, hı hı, İlk kez belki gördüğünüzde bir an ürktünüz ama sizin bile alıştıktan sonra bundan sonra belki dal kesme veyahut da budama işleme gerektiğinde böyle bir iş çıktı karşınıza. Hı hı, bunu zevkle, keyifle bu cihaz elinizde olduğu müddetçe, bu ürün elinizde olduğu müddetçe ya ben, tabii, artık bunu keyifle yapabilirim deyip işe koyabileceğiniz, işe girişebileceğiniz, size bu zevki, bu heyecanı yaşatacak bir ürün. Mesela gittiniz. Bana göre mesela şu an çok keyifsiz bir iş geliyor. O dalları kim bitecek? Ama bununla değil gerçekten mi? Böyle bir basitleşiyor sanki. Şu an yani elime aldım, hafif. Aynen. Hafif. Kullanımı kolay. Bir bayan olarak bile. Evet, yorum alalım sizden. Yorum alalım. Bayan olarak bile kullanabileceğin bir alet. Ve uzuyor falan. Çok kullanışlı yani bence. Yaşayan, bu zorluğu yaşayan çok fazla dostumuz vardır. Almalarını tavsiye ediyorum. Ben kendimce yani. Bugüne kadar pek çok burada tanıtım yapıldı, reklam yapıldı ama bu bence çok çok kullanışlı, çok da önemli bir alet olduğunu düşünüyorum, evet, bu aleti. Yani siz bile ürkerken, korkarken, evet, hani büyüğünüzün bahçesinin olduğu memlekete gideyim de, o bahçesi, o bağ bahçesi olan akrabamın yanına gideyim de zevkle hem ona yardımcı olayım, ben de şöyle birkaç saat eğlenceli zaman geçireyim düşüncesiyle hemen işe koyulabileceğiniz, size, evet, bu zevki, heyecanı yaşatabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Siz de bunu onayladınız. Evet. Sevgili seyirciler, kullanması çok pratik. Ucundaki palası bakın teleskopik, tekrar ediyorum. Teleskopik dal kesme testeresi ve budama makasıdır. 2,5 metre uzuyor. Yani buradan çıkartacağımız netice. Yerden bir ağaç var, dal var tepede 2,5-3 metre yukarıda. O dal için ağaca çıkmanıza gerek yok. Bulunduğunuz konumdan nasılsa gösterdik. Detaylarımızı aldık. Hani uzatmaya tekrar gerek yok. Gösterdik biraz, hı-hı, önce. Uzatacaksınız ağaca çıkmadan gayet güzel bir şekilde, rahat bir şekilde o tepedeki ağacın dalını bu testereyle keseceksiniz, incelteceksiniz. Gerekirse de makası devreye sokup makasla budama işlemini yapacaksınız. Hı hı. Makasla hiç gözükmüyor yalnız burada, evet, bakın, çekene kadar. Bu yani bakın, makas bunun, değil mi? Sevgili seyirciler, emniyet öyle güzel düşünülmüş, evet, ki bakın makas kısmı dipte ucu kalıyor. Ucu bile burada şey yapmıyor. Ucu, evet, çıkıntı yapmadığı için elinizi kesmiyor. Hı hı. Yani her şey düşünülmüş. Yani siz bu palayı söktükten sonra bu şekilde bile muhafaza edebilirsiniz. İpi sağlamdır. Bakın oradaki makara çok sağlamdır. İpte bir kopma yapmaz. Yani bir kaliteli sorun da değiştirilebiliyor mu? Değiştirilebilir. Tabii değiştirilebiliyor ama herhangi bir sıkıntı olmasın. Buradan kalkıp da Şırnak'ta, hmm, veyahut da Şemdinli'de veya Hakkari'de bir seyircimiz bizi aradı, gönderdik. İnanın içiniz rahat olsun. Bakın doğru adam Erdem olarak konuşuyorum. Kaliteli bir üründür. Her ürünü çıkıp burada anlatmayız. Hı-hı. Gerçekten uzun yıllar boyu size arkadaş, bir dost olacak. Bağınızda, bahçenizde, evinizin balkonundan, hı-hı, kesmek istediğiniz dala uzanamıyordunuz. Tehlike arz ediyordu. Bununla hemen tak keseceksiniz. Sıkıntı olmayacak bir ürün. Güzel. Kaliteli bir ürün. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Her aslında hani herkes olmasa bile birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği, kesinlikle, bir ürün. Ayrıca hediye olarak alabilirsiniz. Arabanızın bagajında taşıyın.
yazın bir gezmeye çıktınız. Biliyorsunuz biz millet olarak gezmeyi tozmayı çok severiz. Çok. Arabanıza koyun. Yolda giderken bir köyde kahve içmeye durdunuz. Orada fırsat kampanyamızın sonuna geldiğimiz için inşallah bir sonra anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki kampanyada 0212 233 36 36 Kargo KDV'de 99 TL. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederiz. Seyirciler, sesimiz gitmedi mi? Karşınızdayız. Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 99. yıl dönümü. Şehitlerimizi alacağız. Gün zaten bugün programda gerekli şekilde anlatıldı. Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart yarın 99. yıl dönümünü buradan bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Önemli bir gün olacak yarın. Programda zaten yeterince konuşuldu. Ben de doğru adam Erdem olarak bunu söyleyerek bu canlı yayında sizlerle ilk tanıtımımızın başlangıcında bunu söylemek ve hatırlatmak istedim bir kere daha. Şimdi bu programda yine önemli bir fırsat kampanyasına hep birlikte imza atacağız değerli seyirciler. Ses yükseltme cihazı. Biliyorsunuz ses yükseltme cihazı deyince hemen sadece işitme kaybı olanlar için değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama hemen tanıtım başına söylemek istiyorum ki işitme kaybı %30'da, %40'a varanlar varsa, evet tekrar ediyorum, işitme kaybı %30'da, %40'a varanlar varsa ekran başında veya işitme kaybı %30'da, %40'a, hani oranını bilemeyebilirsiniz ama bir tanıdığınız, bir akrabanız, bir eşiniz, bir dostunuz da böyle bir sıkıntı olduğunu biliyorsanız işte ona sunulabilecek en muhteşem hediye şu anda bu fırsat kampanyasıyla huzurlarınızdayız. Ona sunabileceğiniz en güzel hediye. Sadece onlar mı? Yaşı 70'e, 80'e gelmiş anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz. Biliyorsunuz ki o yaşta hepimizin başına gelecek ve ne olacak? Duymada güçlük yaşayacağız. Duymada güçlük yaşadığımızda gençler bazen anlayamayabiliyorlar. Hani bir kere söylüyorlar, iki kere söylüyorlar. Karşı taraf duymayınca niye acaba duymuyor? Mouse'tan mı yapıyor, şaka mı yapıyor? Olabiliyor. Ama maalesef hepimizin başına gelebilir. O yaşlarda işitmede kayıp olabiliyor, duymada problem olabiliyor. Ne yapacağız o zaman sevgili seyirciler? İşte anneannelerimize, dedelerimize veya bu tip bir sıkıntısı olduğunu bildiğimiz bir büyüğümüze, bir tanıdığımıza hediye olarak alacağız. Ve inanın ki o hani o işitme, ses yükseltme cihazını kulağına taktığında sizi, bizi, hepimizi daha net duymaya başladığında, biz ona bir kere konuştuğumuzda evet anladım deyip cevabını verdiğinde ondaki mutluluğu siz de göreceksiniz. Ve mikrofon yakamam, şöyle yakından. Çok güzel, mutlu olacak hocam. Çünkü ihtiyarlarımız bir şey duymadığı zaman bir daha tekrarlıyorsun efendim, bir daha tekrarlıyorsun anlamıyor efendim, efendim, ama böyle bir şey aldığı zaman çok mutlu olacaklar. Evet ve neticesinde biz de o hediyeyi verdiğimiz için sevaba gireceğiz değerli seyirciler. İşte bu denli önemli bir cihaz ve müthiş bir kampanyayla geldik. Şimdi yanıma gelir misin? Biraz yakın, çünkü mikrofon, ikimiz aynı mikrofona idare edeceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi öncelikle bundan 9-10 yıl önce, ben biliyorum, bilenler bilir, ses yükseltme cihazlarının satış fiyatı 1500-2000 TL'ydi. Evet, bundan 9-10 yıl önce hepimiz biliyoruz. Yani o zamanlar hani bununla ilgili araştırma yapanlar veya merak edip bu cihazlar ne kadardı diye soranlar varsa veya işte işitme kaybından dolayı eşine, dostuna, kızına, çocuğuna, oğluna hani bu tarz bir cihaz alan kişiler çok iyi bilirler. 9-10 yıl önceki fiyatı 1500-2000 TL'ydi. Teknoloji gelişti. Mikro bir elektronik cihazdan bahsediyoruz değerli seyirciler. Teknoloji gelişince biliyorsunuz ki piyasaya çıkan 2500 TL'ye satılan cep telefonları bir yıl sonra 1500 TL'ye falan düşüyor hemen. 1000 TL'ye bir iniş oluyor. İşte bu cihazlar da böyle 1500 TL'den 2000 TL'den bir düşüş oldu. Şu anda size anlattığımız bu ses yükseltme cihazı 2 yıl garantilidir değerli seyirciler. Ve 299 TL piyasa satış fiyatı. Bakın ekranın sağ alt tarafında görüyorsunuz ama biz ne yapıyoruz? O fiyata sizlere göndermiyoruz. Üzerinde bir çarpı var. Altında 99 TL yazıyor. Müthiş bir fırsat kampanyasına imza attık.
99 TL'ye göndereceğiz. Piyasada şu anda görmüş olduğunuz bu ses yükseltme cihazı orijinal bir cihazdır. Her yerde de bulamazsınız değerli seyirciler. Biz tanıtımına başladıktan sonra bunun da maalesef sahtesini, hani çakma tabir ettiğimiz cihazı da çıkardılar. 100 TL'ye satıyorlar, 150 TL'ye satıyorlar. Hani alıyorsunuz, ondan sonra bir gün iki gün sonra zaten anlıyorsunuz ne olduğunu. Tartışmalar, kavgalar yaşanabiliyor. Bilmediğiniz, güvenmediğiniz yerden almayın sevgili seyirciler. Şu anda orijinal ses yükseltme cihazı piyasadaki o hani bahsettiğimiz bazı yerlerde satılan, marka adı altında satılan, 1500-2000 TL'ye satılan o çeşitli markaların ses yükseltme cihazlarıyla birebir aynısıdır. Bizimki üstüne üstlük 2 yıl garantisi yine var ve sadece ve sadece 99 TL'ye göndereceğiz. Rica ediyorum, dışarıdan bilmediğiniz yerlerden almayın sevgili seyirciler. Sıkıntı yaşamamak adına bunu özellikle öneriyorum. 0212 233 36 36 0212 233 36 36 doğru ve güvenilir alışverişin telefon numarası. Bir kere sizden dinleyelim. Çok fazla bir düşüş yani. 0212 233 36 36, lütfen arayın yani, çok uygun. Gerçekten söylüyorum, çok güzel bir şey. İhtiyacı olan alsın yani. Gerçekten söylüyorum. Şimdi değerli seyirciler, dedik ya herkesin kullanabileceği bir cihaz, büyüğünden küçüğüne. Çalışma prensibi de çok basit. 10 metre mesafedeki sesleri yüksek frekansa getirerek kulağımıza taşıyor. Tekrar ediyorum, 10 metre içindeki sesleri yüksek frekansa getirerek kulağımıza taşıyor, ama bu 10 metre gürültülü bir ortam. Şimdi onu da açıklayalım. Şimdi 10 metre yanımızda, sağımızda, solumuzda konuşanlar veya bazı sesler var. Ama biz yaklaşık 10 metre ötede 3 kişi konuşuyor. Onları duymak istiyoruz. Ama sıkıntı yaşıyoruz. Normal bu cihaz olmadan, normal kendi kulağımızda eğer cihaz yoksa duyamayacağız tabii doğal olarak. Çünkü sağımızda, solumuzda ses var. O ses onların sesini bastıracak. İşte siz bu cihazı kulağınıza taktığınızda o 8-9 metre, 10 metre ilerideki kişilere doğru bakıyorsunuz, odaklanıyorsunuz sevgili seyirciler. Ve kulağınıza taktığınızda on-off düğmesini 10 konumuna getiriyorsunuz ve birden 4'e kadar ses kademesi ayarı var. Kulağınıza taktığınızda birinci kademede açıyorsunuz. Bu çok önemli. Sonra duymak istediğiniz hedefe doğru baktığınızda oradaki sesleri duyma oranınıza göre ihtiyaç duydukça birden 4'e kadar açıyorsunuz. Rica ediyoruz, lütfen ilk kullandığınızda veya her kulağınıza takışınızda birinci kademede kalsın. Bu çok önemli. Ayrıca şarj edilebilir bir bataryası var. Öyle dışarıdan pil arama derdi de yok. Şarj ünitesini koyuyorsunuz, ilk kullanımda 12 saat şarj ediyorsunuz. Ondan sonraki kullanımlarda zaten doğal olarak pil kendine geldiği için 2 saatte şarj oluyor değerli seyirciler. Pil derdi de yok. Piyasada aman pili bitti, pil alacağım falan da uğraşmıyorsunuz. Hemen şarj ünitesi zaten görüyorsunuz, gayet portatif. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Adaptörünü prize taktıktan sonra ilk kullanımda 12 saat. Ondan sonra 2 saatlik bir şarjda zaten kendisini geliyor, kullanıyorsunuz. Kullanması pratik ve değerli seyirciler, şimdi gelin yine çalışma prensibini anlatalım kaldığımız yerden. O bataryasını hemen unutmadan söyledik. 10 metrenin dışında ses olmayan bir ortamdaysa menzil 100 metreye kadar çıkıyor. Yani hiç bulunduğunuz ortamda o anda ses yoksa 100 metre ötedeki konuşmaları duyabiliyorsunuz. Bununla ilgili şöyle örnek veriyoruz. Oturduğunuz apartman dairesinde alt katta konuşulanları, üst katta konuşulanları çok net duyuruyor sizi. Bu açıdan önemli. Hani bir zamanlar kupalar koyardık, bardak koyardık, işte yan daireyi dinlerdik, tepeyi aşağıya falan böyle yapardık. Hepimiz bunu hatırlarız. Artık bunlara son diyoruz. Bardakla, kupayla, duvardan dinlemeye son. Kulağınıza taktığınız an itibariyle değerli seyirciler, gerçekten o sesleri çok rahat bir şekilde hani duyuyorsunuz, ama ben de buradan kimseyi teşvik etmek istemiyorum. Onun için gülüyorum. Hani teşvik etmeyelim kimseyi. Hani bu cihazın etkinliğini anlatmak için, hani müessirliğini anlatmak için söylüyorum. Ama tabii ki kullandığınız zaman hani maalesef duyacaksınız. Hani sizin hakkınızda, aleyhinizde konuşanlar var mı? Nasıl konuşuyorlar? İyi mi, kötü mü? Her şey açığa çıkacak. Onun için ne diyorum? Dostunuzu, düşmanınızı ayırt edeceksiniz değerli seyirciler. Ayrıca bu açıdan çok önemli. Eğlenceli de bir cihaz. Söylemezsiniz böyle bir cihaz kullandığınızı. Ötedeki arkadaşlarınızın sizin aleyhinizde veya sizin hakkınızda nüspet mi konuşuyorlar, menfi mi konuşuyorlar çıkacak ortaya. Dostu, düşmanı ayırt edeceksiniz. Sonra onlara sürpriz yapacaksınız. Ne konuştuklarını, duyduğunuzu söyleyince şaşıracaklar. İşte size hani bu anlamda da eğlenceli bir ortam yaratma açısından da tavsiye ediyoruz. Sadece işitme kaybı %30 ile %40'a varanlar veya yaşlı büyüklerimiz için değil, herkesin kullanması gereken bir cihaz. Hep ihtiyaç duyarız mutlaka. Hayatın her alanında bir şekilde böyle bir duymada sıkıntı yaşadığımızda ihtiyaç duyduğumuz
kulağımızda cebimizden çıkartacağız değerli seyirciler. Kulağımıza takacağız, kullanacağız. Ten renginde silikon tıpası var. Kullanımı çok pratik. Gözlük takanlar da takmayanlar da çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Bende gözlük var. Mesela biraz sonra göstereceğim nasıl kullandığını. Çok basit. Herkes kullanan takabilir. Ten renginde olduğu için ve silikon tıpasından taktığınız için rahatsızlık da vermiyor. Gün boyu da takarsınız. 2 günde, 3 günde ama yatarken tabii çıkartmanızı öneriyoruz. Şimdi değerli seyirciler. Ne diyoruz? Tiyatroya gitmeyi sevenler, stand-up show'lara gitmeyi sevenler, konferansa katılanlar, toplantılara gidenler. Hani biliyorsunuz bazen ne oluyor? İnsanlarda kulak kiri olabiliyor değerli seyirciler. Kulak kirinden mütevellit duymada güçlük yaşıyorsunuz. Sürekli gidip hani kulak temizletemiyorsunuz. Bu çok yıkananlarda olabilir veya hani doğası gereği bazı insanlar sürekli kulağında bir tıkanma olur. 6 ayda bir doktor gel kulağını yıkayalım derler, gidemezler. İşte öyle durumda da size faydası olacak. O kulak kirinden dolayı duyamadığınız zamanlarda bu cihaz yine sizin çok net bir şekilde duymanızı sağlayacak. Toplantıya gittiniz, konferansa katıldınız, tiyatroya gittiniz, stand-up show'a gittiniz. En arkada otursanız da en önde oturandan daha net duyacaksınız. Konuşmaların hiçbirisini kaçırmadığınız gibi yapılan bir ince espri varsa o espriyi de çok iyi bir şekilde duyacaksınız. Ve verdiğiniz paranın hakkını söke söke alacaksınız. Şimdi soralım, duruyorsunuz yanında, bir mikrofon uzatacağım. Sizin etrafınızda hani ben diyorum işitme kaybı olan bazı hani insanlar olabiliyor. 30'lara 40'lara varan işitme kaybı olabiliyor. Biz biliyoruz nice güzel hanımefendiler var. Hiçbir kusur yok dört dörtlük ama maalesef işitme kaybı yaşayabiliyorlar. İşte onların kullanması gereken bir cihaz var işte. Sizin etrafınızda bu tip rahatsızlığı olan tanıdığınız var mı? Ve incelediğiniz kadarıyla bakın şöyle görüyorsunuz. Biz halkımıza öneriyoruz değerli seyirciler. Bu bir hani işitme kaybı sorunu yaşayanlar için değil. Herkesin alabileceği bir cihaz. Benim böyle bir problemim var mı? Yok. Ama kullanıyorum. Çok da eğlenceli. Bütün konuşulanları duyuyorum. Sesi birden dörde kadar kademesi olduğu için kısıyorum, açıyorum. Çok eğlenceli. Hatta şu konuşacağız ama şunu da söyleyeyim. Trafikte araba kullanırken rahat bir şekilde kulağınıza taktığınızda trafikte hani size faydası olur. Diyeceksiniz ki trafikte arabada hani nasıl bir faydası olur? Kullanıyorsunuz ama o anda telefon çaldı, bir şey oldu veya size birisi bir şey seslerini duyamadığınız zaman ilginiz dağıldığında ne oluyor? Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Veya telefon kullananlar, herkesin Bluetooth kulaklığı yok. Telefon hoparlöründen açıyor. Konuşurken duyamıyor karşı tarafın sesini. Eğiliyor, kalkıyor. Direksiyonda ne oluyor? Dikkat dağılımı oluyor. Bu ses yükseltme cihazı kulağınızda olduğunda diyafonu açtığınız telefon ta arabanın işte o biliyorsunuz aparatlar oluyor, cama yapıştırdığımız telefon orada. Ama ses karşı tarafın sesini anlayamayabiliyorsunuz. Bu cihaz kulağınızda olduğunda arkanıza yaslanın. Arabanızı kullanırken o ses az da gelse çok net duyacağınız için diyafondan gelen sesi rahat rahat arabanızı kullanacaksınız. İşte bu şekilde faydası oluyor. Ve annelere sesleniyoruz. Size yine geleceğim, unutmadım. Annelere sesleniyoruz. Biliyorsunuz bu bebek telsizleri satılıyor. Hem de yani 500 TL'lere 600 TL'lere satıldığını biz biliyoruz. Alıyorlar, kullanamıyorlar, pili bitiyor, sıkıntı oluyor, frekanslar karışıyor, bebeğin yanına koyuyor, oradan devriliyor, gidiyorlar. Yani bunlarla ilgili şikayetler çok duyduk. Hiç bunlara gerek yok. Değerli hanımefendiler, annelere sesleniyoruz. Lütfen alın. Ve artık telsizlerle de uğraşmayın. Kulağınıza takın. Evde ev işleriyle uğraşırken çocuğunuz uzun bulunduğu odadan en ufak bir ses geldiğinde hani ne dedik? 100 metre menzili var. 10 metre gürültülü ortamda menzili var. Çok net duyurtuyor. En ufak odadan, bebeğin olduğu odadan bir ses geldiğinde anında o sesi duyacağınız için gönül rahatlığıyla işinizi yapacaksınız. Bir ses duyduğunuzda bebeğinize bakmaya gideceksiniz. Bu açıdan kullanabilirsiniz. Onun dışında okulda arka sırada oturan öğrenciler bazen öğretmenlerini duymakta güçlük yaşıyorlar. Ama arka sırada oturuyorlar. Anlamıyorlar onun için. Öğretmen bir şey söylüyor, duyamıyor. Öğretmenin bir daha tekrar et desen sen sağır mısın, duymuyor musun diyenler olabiliyor. Hani öğrenci bilerek tekrar ettiriyor diyebiliyorlar. Hani çünkü biliyorsunuz şimdiki gençler haşarı biraz, çok yaramaz olabiliyorlar. O açıdan en arka sırada oturan bir öğrenci kulağına taktığında bu ses yükseltme cihazını çok rahat bir şekilde öğretmenini duyacak. Kimse fazla yorulmayacak. Ayrıca kalabalık ortamlarda kokteyle gittiniz, müzik ortamlı bir yere gittiniz, yan yana oturuyorsunuz. Bu da hepimizin başına geliyor. İki kişi arkadaş yan yana birbirleriyle konuşuyorlar. Kulağının dibinde bağırsa bile maalesef sesi duyamayabiliyor. İşte bu cihaz sayesinde artık bu sıkıntılar da ortadan kalkacak. Şimdi demek ki sorduğum soruyu hatırlıyorsunuz değil mi? Eyvallah. Buyurun. Şimdi bizim orada bir tane Hafize abla var. O biraz şey duruyor, duyamıyor. Ben ona bundan getireceğim hocam. Hafize ablama getireceğim buradan. Ve gerçekten birkaç tane de arkadaşımız var. Onlara da ben tavsiye ediyorum onları. Allah nasip ederse belki bir dahaki haftaya bunlardan bana bir şeyler söyleyecekler yani. Getir bana diyecekler yani hocam. Evet, o zaman 0212 233 3636 arıyorsunuz. Kargo KDV dahil 99 TL'ye gönderirken ilk 100 kişiye de değerli seyirciler altın kaplama tek taş yüzüğümüzü de hediyesi olarak göndereceğiz. Unutmadık. Bakın sizin elinizden görsünler. Değerli seyirciler 0212 233 3636 arıyorsunuz. Ses yükseltme cihazımıza
piyasa fiyatının üçte birine sahip olduğunuz gibi altın kaplama üzerinde atom taşı bulunan tek taş yüzüğü de hattı düşüren ilk 100 kişiye hediye olarak gönderiyoruz. Bedava gönderiyoruz. 5 kuruş da para istemiyoruz. Şimdi bakın gözümüzü çıkarttık. Tek elle kullanacağız. Şöyle alıyoruz cihazı. Bakın tanıtımımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken hemen gösterelim. Şöyle kulağımıza takıyoruz. Kullanması çok basit ve pratik. Bakın oldu bitti. Tek elle taktım. C etiketi var. İstersek gözümüze takabiliyoruz. Bakın onu da göstereyim. Yani gözlük kullanan sevgili seyircilerimiz için. Bakın gözümüze taktık. Hepsi bir arada gayet güzel. Şöyle bir düzeltme yapalım. Evet. Sevgili seyirciler. Gözlük kullananlar da çok rahat bir şekilde kullanabilirler. C etiketi var. Avrupa Birliği standartlarına uygun bir cihaz. Yani Avrupa Birliği ülkelerinde satılan bir cihazdır. 2 yılda garantisi vardır. 299 TL piyasa satış fiyatı. Biz 99 TL'ye gönderiyoruz. Yanında tek taş altın kaplama yüzüğümüzde hediye. 0212 233 36 36 bir başka fırsat kampanyasında görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar efendim.